Arkadaşlar merhaba. Ben Murat Boyraz. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle Illustrator programında yine işlerinizi hızlandıracak çok pratik bir araçtan bahsetmek istiyorum. Bu aracımızın adı görmüş olduğunuz gibi Scale Tool. Scale Tool ile yapmış olduğunuz çizimleri birden fazla kopyaya çıkartabilir, aynı zamanda Pen Tool aracını kullanma gereği duymadan çok rahat bir şekilde objeler çizebilirsiniz. Şimdi öncelikle çoğaltma işlemlerimizi yapalım. Ardından nesneleri nasıl çiziyoruz buna geçelim. Öncelikle araçlar panelinden kare aracımı seçiyorum. Kare aracımı seçtikten sonra içini boş bir şekilde bırakıyorum ve stroke'unu da 10 punta veriyorum. Tabi bunu çizimlerinizin ölçüsüne göre değiştirebilirsiniz. Şimdi biraz daha yaklaşalım ve en baştaki çizimden başlayalım. Shift'e basarak mouse'umla aşağıya doğru çekerek bir kare açıyorum. Bu kareyi açtıktan sonra sol taraftan yine araçlar panelinden scale tool'u seçiyorum. Scale tool aracını seçtiğinizde hazırlamış olduğunuz çizimin tam merkezinde bir cross görüyorsunuz. Bu cross'un ayarlarıyla oynamak için Scale Tool aracına çift tıklıyoruz. Çift tıkladığımız zaman şu anda %30 oranında küçülmüş olduğunu görüyoruz. Ben bunu %80 oranına getiriyorum. Eğer köşeleri ve Stroke'ları kapatmazsam hazırlamış olduğum çizim aşağıya doğru küçüldükçe bunun stroke da kalınlaşacağından yapmış olduğum çizimden çok verim alamayacağım. Örnek olarak görmek istersek buradan scale stroke'u kapatıyorum ve bir kez kopyaya basıyorum. Kopya bastığım anda şu anda %20 oranında bir tane küçük kopyasını aldı. Kopyasını aldıktan sonra devam ettirmek için klavyemden komut D işlemiyle devam ediyorum. Ve tabi gördüğünüz gibi aşağıya doğru küçüldükçe stroke aynı olduğundan dolayı ne kadar küçüldüğünü göremiyorum. Siyah bir çizim haline gelmiş oluyor. Şimdi tekrar geri gelelim ve aynı işlemi tekrar yapalım. Scale tool aracıma çift tıklıyorum. Tekrar 80 oranında küçültüyorum ve stroke efektimi de kapatıyorum. Buradan tekrar kopya diyorum ve kopya dedikten sonra tekrar klavyemden komut D işlemiyle bunun çoğaltma işlemini yapıyorum. Bu çoğaltma yöntemini aynı zamanda Pathfinder'dan da yapıyorsunuz. Fakat Pathfinder'da bir kez çoğalttığınızda kalmış oluyor. Aynı zamanda Blend aracıyla da yapıyorsunuz. Tabi Blend aracıyla da yaptığınız zaman yapmış olduğunuz çizimleri tek bir seferde almanız mümkün değil. Bunun için expand etmeniz gerekiyor. O sebepten Scale Tool aracı bunda biraz daha pratik. Şimdi tekrar geri geliyorum ve bu sefer sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi çizimin merkezinden değil de sağ alt tarafından kopyaları çoğalmış. Bunu nasıl yapıyoruz hemen görelim. Tekrar kare aracımı seçiyorum. Aynı şekilde Shift'e basarak bir tane daha kare oluşturuyorum. Stroke'unu yandaki Stroke'la aynı yapalım. Damlacık aracımı seçip Stroke'u aynı yapıyorum ve aynı şekilde Scale Tool aracıma çift tıklayarak açıyorum. Yine %80 oranında küçülmüş olduğunu göreceksiniz fakat ben bunu çift tıklayarak açtığım için bunu herhangi bir şekilde başka bir yöne çekmem mümkün değil. O sebepten buradan Cancel diyerek çıkıyorum. Scale Tool aracım seçiliyken ortasında Cross geldiğini söylemiştim az önce. Alt tuşuna basarak sağ alt köşeye kadar çekiyorum ve bu köşede bırakıyorum. Bıraktıktan sonra panelim tekrar açılmış oluyor. Yine %20 oranında küçültmesini istiyorum ve kopyaya bastığım zaman komut D işlemiyle devam ettiğim zaman bu sefer bunun merkezinin yan tarafa doğru kaymış olduğunu görüyoruz. Hemen biraz daha kaydıralım ve bu sefer yuvarlaklardan oluşan kopyaları görelim. Aynı şekilde kara aracıma basılı tutarak elips tool'u seçiyorum ve shift'e basarak buradan bir yuvarlak hat oluşturuyorum. Aynı şekilde stroke'unu aynı yapmak için tekrar buradan damlacık aracımla stroke'u seçiyorum ve stroke seçtikten sonra çemberim de seçili haldeyken scale aracına çift tıklayarak açıyorum. Yine %20 oranında küçülmüş görünüyor. Kopyasını al diyorum ve kopyasını aldıktan sonra komut D işlemiyle aynı şekilde çoğaltabiliyorum. Şimdi karede yapmış olduğumuz işlemin aynısını yuvarlakta da yapalım. Bir tane kopyasını alıyorum. Kopyasını aldıktan sonra scale aracımı tekrar seçiyorum. Seçtikten sonra aynı şekilde merkezi getirip alt tarafa kadar çekiyorum ve burada bırakıyorum. Bıraktıktan sonra yine %80 diyelim buraya. %80 dedikten sonra kopyasını alıyorum. Kopyasını aldıktan sonra da komutlaya işlemiyle bunu aynı şekilde çoğaltıyorum. Şimdi burada size göstermek istediğim farklı bir şey daha var. Hemen bunları Selection Tool aracımı seçerek şöyle sol tarafa doğru kaydırıyorum. Ve aynı şekilde bir tane daha yuvarlığa buradan alıp sağ tarafa doğru alt ve shift ile kopyasını çekiyorum. Kopyasını çektikten sonra tekrar Scale Tool'a basıyorum. Orta merkezinde bulunan cross'u bu sefer alıyorum. Sağ tarafa doğru çekiyorum ve burada bırakıyorum. Buraya getirdikten sonra bu sefer burayı %70 oranında küçültüyorum ve kopyala diyorum. Bakın bu sefer merkezi sağ tarafa dışarıya çekmiş olduğum için hazırlamış olduğum çizimin kopyasını yanına almış oldu. Komut D'ye bastığım zaman bunun yan tarafa doğru çoğalmış olduğunu görüyoruz. Hatta bir kez daha basalım. Burada başka bir işlem daha göstermek istiyorum size. Tekrar selection tool aracımı seçiyorum ve bunların tamamını seçil hale getiriyorum. Seçili hale getirdikten sonra tabii ki bunları align panelimden ortalıyorum. Merkezin tam olarak ortalı bir şekilde çekmemiş olabilirim diye tekrar buradan ortaladım. Şimdi bunları shift'e basarak küçültelim. Küçülttükten sonra tekrar shift'e basarak çevirelim. Şimdi biraz daha kenara almak istiyorum bunları. Hatta biraz daha şöyle yaklaşalım ve tekrar küçültelim şuraya kadar gelmesi yeterli olacaktır. Bakın bu sefer sol taraftan rotate aracımı seçiyorum. Kısa yolu R. Rotate aracımı seçiyorum. Bu sefer rotate aracımı seçtikten sonra ortada bulunan cross'u tutuyorum. Aşağıya doğru çekiyorum ve burada bırakıyorum. Buraya getirdikten sonra %20 yeterlidir. 15 de yapabilirsiniz. Veya çiziminize göre değiştirebilirsiniz de. %20 oranında verdikten sonra kopyasını al diyorum. Kopyasını aldıktan sonra komut D işlemiyle bunu da çoğaltabiliyorum. Yani sadece merkezinde veya alt merkezinde değil, dışarıda da çoğaltma işlemini scale aracıyla çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu tekrar buradan silelim ve çizimlerimize geri dönelim. Hemen şunları da tekrar içeriye doğru alalım. Şunlar da şöyle gelmiş olsun. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir tane kahve bardağımız var. Ve bu kahve bardağını çizerken hiçbir şekilde pen tool aracını kullanmadım. Scale tool aracını kullandım. Ve orta kısımda da blend aracını kullanmış oldum. Şimdi kahve bardağımızla devam edelim. Pen tool aracını kullanmadan kahve bardağını çizmeye çalışalım. Bunun için sol tarafta araçlar bölümünden kare aracımı seçiyorum. Ve biraz daha yaklaşalım. Buradan sürükleyerek aşağıya doğru bir tane dikdörtgen açıyorum. Bunu açtıktan sonra az önce yapmış olduğumuz işlemlerde scale tool'a bastığımız zaman merkezine alabiliyorduk veya merkezinden tutup farklı bir yere de seçebiliyorduk. Şimdi ben burada sadece alt tarafın küçülmesini istediğim için direct selection tool aracımı seçiyorum. Direct selection tool aracımı seçtikten sonra sürükleyerek alttaki iki noktayı seçiyorum. Bu iki noktayı seçtikten sonra scale tool aracımı seçersem eğer çift tıklamadan sadece bir kez seçtikten sonra mouse'la üzerinde sürükleyerek bunu istediğim ayara Getirmem mümkün oluyor. Hemen tekrar komut ile geri geliyorum. Aynı şekilde alt taraftaki iki tane nokta seçili haldeyken şuradaki cross'a alt tuşuna basarak açıyorum. Ve %30 oranında küçülmüş olduğunu görüyorum. %30 benim için yeterli. Ve bu sefer kopyasını almak istemiyorum. Sadece okey'e OK basarak aynı şekilde kalmasını istiyorum. Ve okey'e OK basıyorum. Okey'e OK bastıktan sonra tekrar kare aracımı alıyorum. Bu sefer üst taraftan tutup aşağıya doğru bir dikdörtgen daha çiziyorum. Bunu çizdikten sonra bırakıyorum ve şimdi bunları ortalayalım. Her ikisini de seçiyorum ve align panelimden bunların her ikisini de ortalıyorum. Şimdi alt tarafta küçültmüş olduğum işlem gibi aynı şekilde bunların da altını küçültmek istiyorum ve tekrar direct selection tool'u seçiyorum. Önce shift'e basarak buradaki noktaya bir kez dokunuyorum. Daha sonra yine shift'e basarak buradaki noktaya bir kez dokunuyorum. İki noktaya da dokunduktan sonra scale tool aracımı çift tıklayarak açıyorum. Şu anda %70 görünüyor. Burayı %80 ayarlıyorum. Hatta %90 bile ayarlayabiliriz. Hemen buradan %90 diyorum. Evet şu an daha iyi ve okey diyorum. Hatta bunu biraz daha sanki küçültebiliriz. Çok fazla kalın olmuş oldu. Şimdi soldan biraz içeri çekiyorum. Sağdan da biraz içeri çekiyorum. Ve biraz daha merkezine oturtmuş oluyorum. Şimdi tekrar ikisini seçip bunları ortalayalım. Evet şimdi kapak kısmına geldik. Kapak kısmı için yine kare aracımı seçiyorum. Ve buradan tutup sağ tarafa doğru bir alan daha açıyorum. Şimdi bunu da biraz daha yaklaşalım. Şöyle biraz daha içeriye doğru ufaltmak istiyorum. Ve biraz da yukarı çıkartmam gerekiyor. Tam merkezine almam gerekiyor alttaki çizgiyle. Biraz daha yukarıya aldım ve burada bıraktım. Şimdi kahve bardağımın da üst kısımlarını içe doğru çekmek istiyorum. Onun için Direct Selection Tool aracımı seçiyorum. Üst kısımları seçili hale getiriyorum. Tekrar Scale Tool aracıma çift tıklayarak 90'da kalması yeterli olacaktır. OK diyorum ve kahve bardağımı tamamlamış oluyorum. Şimdi tekrar tamamını seçelim ve ortalayalım. Şimdi burada içeride yapmak istediğim farklı bir işlem var. Blend Tool'u kullanarak yapmış olduğum bir işlemdi. Bunların tamamını seçil hale getirdikten sonra sol tarafta araçlar panelinden şekil oluşturucu aracı seçiyorum. Bunu seçtikten sonra içeride bulunan çizgiye bir kez dokunuyorum. Alt tuşuna basarak bunu siliyorum. Yine alt tuşuna basarak sağdaki çizgiye geliyorum ve bir kez dokunuyorum. Bunu da buradan silmiş oluyorum. Şimdi tekrar araçlar bölümümden Line Tool'u seçiyorum. Line Tool'u seçtikten sonra aşağıya doğru bir hat oluşturuyorum bu çizmiş olduğum hattın ucunun yumuşak olmasını istiyorum onun için Stroke bölümüne geliyorum buradan da Round'ı seçiyorum ve bunların ucunu Yumuşatmış oluyorum şimdi biraz daha küçültebilirim bunu Hemen yaklaşalım bunu Biraz daha Küçültelim Şimdi biraz daha uzaklaşalım bunun bir tane kopyasını Alt ve Shift'e basarak Sağ tarafa alıyorum Kopyasını aldıktan sonra Sağ klik yaparak Bunu Transform'dan Reflect yaparak Ters çeviriyorum ve okey diyorum şimdi bunu da çizgiye doğru Yaklaştıralım Evet ikisini beraber shift'e basarak seçtikten sonra klavyemden alt, komut ve B harfine basarak bunları çoğaltıyorum. Yani ne yapmış oldum alt komut ve B'ye basarak? Blend'in kısa yolunu aktif etmiş oldum. Blend aracımız neredeydi? Blend aracımız da yine araçlar panelinde sol taraftaydı. Hemen Blend Tool aracına çift tıklayarak açıyorum. Burada vermiş olduğum çizgiler biraz fazla geldi gözüme. Onun için çift tıklayarak açtıktan sonra smooth yazan yere bir kez dokunup step kısmını açıyorum. 10 tane değil de bunun 5 tane olmasını hatta 6 tane olabilir daha iyi duracak 6 tane olmasını sağlıyorum ve OK diyorum. OK dedikten sonra ortadaki yapmış olduğum bilendi objeye gelip expand ediyorum ve bardağımı da bitirmiş oluyorum. Hemen bardağı yaptıktan sonra bu sefer yine pen tool aracını kullanmadan bir saksı ve çiçek yapmak istiyorum. Yine burada da scale tool aracını kullanacağım. Aynı şekilde biraz daha yaklaşalım şu bölüme ve buradan tekrar kare aracımı seçip bu sefer shift'e basarak bir kare açıyorum. Saksı biraz daha yayvan olduğundan alt tarafını daralttığımda üst tarafında çok fazla dar olmamasını istiyorum. Aynı şekilde Direct Selection Tool aracımı seçiyorum. Alttaki iki noktayı birden seçiyorum. Ve Scale Tool aracıma çift tıklayarak aynı şekilde açıyorum. Ve üst taraftaki bölümü bu sefer ok yön tuşlarına yani alt ok yön tuşuna basarak biraz daha daraltıyorum. %65'lere gelmesi yeterli olacaktır. Ve çoğalmasını istemediğim için kopya değil tekrar OK diyorum. Bunu biraz daha aşağıya alalım. Bunun tam üstüne bir tane daha alan açmak istiyorum. Tekrar kare aracımı seçiyorum. Ve buradan bir dikdörtgen açıyorum. Şuraya kadar gelmesi yeterli olacaktır. İkisini beraber tekrar seçip buradan Align panelimden ortalıyorum. Evet şimdi yapraklarımızı çizelim. Hemen biraz daha aşağıya alıyorum. Ve yine araçlar panelimden line tool'a basılı tutarak Arc Tool'u açıyorum. Bu Arc Tool aracıyla neler yapabildiğimizi daha önce bir eğitimde anlatmıştım. Onun linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan Arc Tool aracıyla neler yapabildiğimize bakabilirsiniz. Arc Tool aracımı seçtikten sonra Shift'e basarak bir hat çiziyorum kendime. Bunu çizdikten sonra aşağıya kadar geldikten sonra burada bırakıyorum ve tam alt taraftaki bitiş noktasından yine Shift'e basarak bu sefer diğer noktaya kadar bir çizim yapıyorum. Şimdi bu çizimi yaptık fakat burada her iki parçada birbirinden bağımsız görünüyor. Hemen komut z ile tekrar geri geliyorum ve bunu birleştirmek istiyorum. Sol tarafta araçlar bölümünden joint tool seçiyorum. Joint tool'u seçtikten sonra üst taraftaki birleşme yerini seçiyorum. Daha sonra alt taraftaki birleşme yerini seçiyorum. Bu işlem bittikten sonra çizimim tek parça haline gelmiş oluyor. Şimdi biraz daha aşağıya inelim. Saksımızı biraz daha şöyle yapalım. Saksımızı biraz daha aşağıya alalım ve hazırlamış olduğumuz yaprağı da shift'e basarak Tam düz bir hale getiriyorum. Bunu getirdikten sonra şöyle aşağıya doğru biraz daha merkezine doğru çekelim ve bunun da aynı şekilde sağında ve solunda birer tane kopyasının olmasını istiyorum. Tekrar scale tool aracımı çift tıklayarak açıyorum. Bakın yüzde %65 65'e kadar küçülmüş oldu. Ben bunu yüzde 75 yapıyorum. Çok fazla küçük olmasını istemiyorum ve kopyasını almak istiyorum. Hemen. Kopya olarak basıyorum ve tam merkezine bir tane kopyası gelmiş oluyor. Şimdi merkeze gelen kopyasını shift'e basarak sol tarafa doğru çekiyorum ve bunu da biraz daha yatay çeviriyorum. Tekrar şöyle köşeye kadar getiriyorum. Aynı şekilde bir tane kopyasını alt ve shift'e basarak alıyorum ve bunu da sağ klik yaparak transform'dan ters çeviriyorum ve okey diyorum. Şimdi bunların strokeları biraz daha farklı olmuş oldu görmüş olduğunuz gibi. Çünkü neden? Scale tool'da stroke efektimiz kapalıydı. Hemen bunların tamamını seçip hepsinin stroke'unun aynı olması için damlacık aracımla bu stroke'u veriyorum. Daha sonra sağ taraftakini biraz daha sağa doğru çekiyorum. Bunların tamamını seçip grup haline getirmek için klavyemden komut G'ye basıyorum. Ve bunların tamamını tekrar seçip align panelinden yine ortalıyorum. Şimdi biraz daha yaklaşalım. Yaprakların biraz daha aşağı inmesini istiyorum. Onun için tamamını seçiyorum ve biraz daha bunları aşağıya doğru sürüklüyorum şuraya kadar gelmesi yeterli olacaktır. Şimdi tamamını seçelim ve şuradaki parçalardan kurtulalım. Hemen bunların tamamını seçiyorum. Sol tarafta yine araçlar bölümünden şekil oluşturucu aracımı seçiyorum. Bu sefer yine alt tuşuna basarak bunların içinde olan hatları yani kullanmayacağım hatları geri gelelim tekrar. Kullanmayacağım hatları buradan alt tuşuna basarak tek tek siliyorum. Şuradaki parçaları da biraz daha yaklaşalım. Şuradaki parçaları da silelim. Sağ tarafı da siliyorum. Yine alttakileri de aynı şekilde buradan çıkartmak istiyorum. Şunu da çekelim. Tamamdır. Şimdi biraz daha uzaklaşalım. Aynı şekilde tamamını seçtikten sonra bunu da biraz daha küçültelim ve şöyle sağ tarafa doğru çekelim. Tabi burada yaprağın içini unutmuş olduk. Şurada ortadaki yaprak merkezde olmuş olacak. Sağ ve soldakiler de arkada olmuş olacak. Yine aynı şekilde şekil oluşturucu aracımı seçtim. Öndeki yaprağın iç tarafındaki çizgiyi siliyorum. Yine sağ tarafındaki çizgiyi de Alt tuşuna basarak siliyorum. Biraz daha uzaklaşalım. Evet. Sadece stroke'umuz fark ediyor. Stroke'u da aynı şekilde alıp bir kez damlacıkla dokunduğumuz zaman saksımızı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Scale tool aracıyla çoğaltma işlemlerini ve nesneleri ne kadar kolay yaptığımızı bu eğitimde görmüş olduk. Eğitim beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aynı zamanda yorum yapmayı da unutmayın. Tabii ki abone olup bildirimlerinizi açarsanız da çok sevinirim. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.